Arkadaşlar yorumlarınıza cevap vermek için hemen bir, bir buçuk dakikanızı falan harcayacağım sizin. İyi dinleyin. Bakın şimdi yeni başlayan arkadaşlar var. Ee, belki hiç çalışmadı. Şimdi başlıyor çalışmaya ya da tarih tarihi sona bıraktı. Son bir ay ben tarih çalışırım dedi ve yeni başladı çalışmaya. Şimdi böyle bir durumda ne yapabilirsin? Ee, yorumlarda bu çok sorulmuş. Ben diyorum ki yeni başladıysan ve hiçbir şey bilmiyorsan yeni başlıyorsan konu anlatımı görmek zorundasın. Benim 30 günde TYT tarih konu anlatımını 15 gün içerisinde bitir. O bak 15 günden de fazla sürmesin. Hızlı bir şekilde izle ki göreceksin ben hiç böyle boş muhabbet yapmıyorum. Espri yapmaya çalışmıyorum. Komik olmaya çalışmıyorum. Hızlı bir şekilde ders anlatıyorum sadece. Ben aslında bu günleri düşünerek biraz daha verimli olsun diye hızlı bir şekilde net bir şekilde ayrıntıya çok kaçmadan anlatmaya çalıştım. O yüzden o videodan faydalanın. O videoyu çok kısa sürede bitirin. Ve full deneme ve... Çıkmış sınav sorularını analiz edin. Ama konu anlatımını zaten beni 7 aydır takip edenler var. Konu anlatımı bitti. 500 soru ayeti tarih soru kampı bitti. 1001 soru ayeti tarih kampını bitirmişsin. 7 günde tarih kampını bitirmişsin. Sana diyeceğim tek şey sadece soru çöz ve çıkmış sınav sorularına böyle analizde bulun. Nasıl yani? Ya hocam işte soruda cevap C. Tevhidi tedrisat kanunu cevap. Ama oradaki harf inkılabını atlama sakın. Harf inkılabını bilip bilmediğini kontrol et. Çünkü bu senede cevap muhtemelen harf inkılabı ya da medeni kanun olacaktır. Yani senin orada gördüğün şeyler bu sene cevap olacak. O yüzden lütfen soruları çıkmış sınav sorularını çözmeyin. Analiz yapın. Böyle yemek yerken onlara bakın. Ne sormuşlar? Nereden nasıl soruyorlar? Şeklinde analiz yaparak devam edir. Ama yeni başlayanlar dediğim gibi hızlı bir şekilde konuları görüp ne koparsanız kar mantığıyla netlerinizi artırmaya çalışın. Sizi seviyorum. Bak iki dakikanızı harcamış oldum. Hemen başlıyorum. Yukarıda verilen ilk çağ uygarlıkları başkent eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar çekimdeki biraz önceki cevap kalmış şurada. Cevap C olacak. Hemen işaretleyeyim. Bak Hititlerin başkenti Hattuşa doğru Çorum yakınlarında. Firiklerin başkenti Gordiyon Ankara Polatlı'da doğru. Ama burada evet yanlış olan 3. öncül. Çünkü Lidyalıların başkenti büyük yazalım şöyle Sardes ya da Sart da diyebilir. Tamam Manisa Salihli bölgesi. Ama Tuşba kimin başkenti? Tuşba Urartu medeniyetinin başkenti nerede? Van bölgesinde dağlık, engebeli bir bölgede kurulmuş bu medeniyet ve kaya oymacılığında gelişmiş. Günümüze de Şamran adı verilen sulamak kanalını bırakmışlar. Şamran sulama kanalı hangi medeniyetten bize kalma? Urartulardan. Peki, peki. Burada başkentleri gördük. Sana soru. Sümerlerin başkenti neresiydi? 3 saniyen var. 3 2 1 0 bilemedin Sümerlerin başkenti yok. Arkadaşlar Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütlenmedi mi? Evet. Şehir devletleri olan devletlerin başkenti olmaz. Sümer şehir devletleri vardı bir sürü. Ur, Uruk, Kiş, Lagash gibi bir sürü şehir devletleri var. Bunların tek bir başkenti olmuyor aklınızda olsun. Hemen geçtim. Osmanlı Devleti'nde yabancı elçilerin kabul edildiği divan Galebe Divanı ama bu da sorulabilir. Önemli arkadaşlar bu ikisini önemseyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde divanı hümayunda alınan kararların yarım kalması üzerine yeniden toplanan ve yarım kalan konuların görüşüldüğü divan hangisidir? İkindi divanı. Yarım kalan konular hangi divanda görüşülüyor? İkindi divanı lütfen unutma. Peki Osmanlı'nın divanı Divan-ı Hümayun değil mi? Evet Divan-ı Hümayun kim zamanında kuruldu? Orhan Gazi döneminde kuruldu. Fatih dönemine kadar divana başkanlığı yapan kimdi? Padişahtı. Ama Fatih Sultan Mehmet dedi ki bebişler bundan sonra Divan-ı Hümayun'un başkanlığını aha sadrazam yapacak diyor. Ve artık divan başkanlığı Sadrazama. E, padişahımız da kasrı Adl'a geçiyor. Kasr-ı Adl neydi? Adalet penceresi. Divan-ı Hümayun toplantılarını padişah nereden takip ediyor? O gizli bir bölme var. Gizli dediğim padişahın orada olup olmadığı bile görülüyor gölgesinden. Padişah divan toplantılarını kasrı Adlı'dan takip ediyor. Üçüncü soruya geçtim. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi? Hakimiyet bayramı olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır. Aa bu bir sınav sorusu. ÖSYM bunu sordu. Arkadaşlar 1 Kasım 1922 tarihinde 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı ve hakimiyet bayramı olarak saltanatın kaldırılması Rauf Orbay'ın önerisiyle kutlandı. Tamam mı? Ben diyorum ki burada saltanatın kaldırılmasında mutlaka şunu bilmelisin. Hangi gelişmenin öncesinde kaldırıldı saltanat? Bu nasıl A? Lozan. Lozan öncesinde. Lozan Barış Anlaşması'na itilaf devletleri ne yaptılar düşmanlar? Hem İstanbul hükümetinden hem de TBMM'den temsilci istediler. Ve o süreçte de Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? E Lozan öncesinde saltanatı kaldırarak Osmanlı devletini sonlandırdı. Ve bu süreçte Lozan'a tek temsilci olarak TBMM temsilci gönderdi. Peki e burada ikilik çıkarma ihtimalleri ortadan katmış oldu. Bu ikilik çıkarma ihtimalleri nerelerde gündeme gelmişti? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı ve Lozan'da ikilik çıkarma düşün, çıkarmayı düşündüler. Ancak ikisinde de bu ikilik çıkarma hayalleri suya düştü. Londra Konferansı'nda hatırlıyor musunuz? Tevfik Paşa ile Bekir Sami Bey vardı. Tevfik Paşa'ya söz geldiğinde İstanbul hükümeti temsilen konuşması gerekirken ne dedi? Söz milletin gerçek temsilcisi olan indir demişti ve sözü Bekir Sami'ye bırakmıştı. Dolayısıyla orada ikilik çıkmamıştı ve Lozan'da da çıkmamış çünkü saltanat kaldırılmış. Lütfen buna dikkat edin. Tevhidi Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924 yılını bilmek zorundasın. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, Harf İnkılabı 1928... Medeni kanun kabulü 1926 yıllara lütfen dikkat edin. Medeni kanundan önce ne vardı uygulamada? mecelle vardı. Mecellenin yerine ne gelmiş? Medeni kanun gelmiş. Mecelleyi kim hazırlamıştı? İslam hukukuna dayanan medeni kanun. Mecelleyi Cevdet hazırladı. Mecelle Cevdet. Mecelle Cevdet. Ahmet Cevdet Paşa mecelleyi hazırlayan hukukçu. Albayrak ve Löpey gazeteleri hangi cemiyet tarafından çıkarılmıştır? Arkadaşlar şark vilayetleri hukuku milliye cemiyeti. Zaten bu cemiyet 3 tane yayın organı çıkarmış. 3 gazete çıkarmış. Bakın Le Pays yani Le Pays vatan demek. Fransızca yayın yapıyor ve milli mücadeleyi destekliyor. Hadisat gazetesi ve Al Bayrak gazetesi. Arkadaşlar gazeteleri önemsiyorsunuz değil mi? Daha önce konu anlatımımda soru çözümlerinde özellikle size söyledim. Milli mücadeleyi destekleyen yayın organları sorulabilir. Hatta aşağıdakilerden hangisi milli mücadele lehine yayın yapan ya da ulusal bağımsızlık doğrultusunda yayın yapan gazetelerden biri değildir diyebilir. Cevap peyamı sabah ya da alemdar olabilir. Bunlar zararlı. Ne önemliydi? İrade-i Milliye yararlı Sivas Kongresi'nde çıkarıldı. Albayrak önemli. Löpey özellikle önemli. Vatan demek. Hakimiyet Milli önemli TBMM'nin yarı resmi yayın organı hatta ilerleyen süreçte 1934'te Ulus Gazetesi ismiyle ne yapıyor yayın hayatına devam ediyordu. Bunun dışında Açık Söz gazetesi önemliydi. Hatırla Açık Söz gazetesi İstiklal Marşımızın yayınlandığı bir gazeteydi. Zaten İstiklal Marşımız iki gazetede yayınlanıyor. Önce Hakimiyeti Milliye sonra Açık Söz. Hatta İstiklal Marşımız bir de dergide yayınlandı. Sebi Reşat dergisi o da Mehmet Akif'in yazılarının olduğu dergiydi. Ne güzel konu anlattım size. Önemseyin not alın bunları. Devam ettim. Birinci 5 yıllık sanayi planı doğrultusunda açılan fabrikalar arasında hangisi bulunmaz? Arkadaşlar çıkmış sınav sorusu. Birinci 5 yıllık sanayi planı Atatürk döneminde hangi devlet örnek alınarak hazırlanmıştır? Sovyet Rusya. Arkadaşlar çıkmış sınav sorusu ÖSYM e sordu. Birinci 5 yıllık sanayi planı doğrultusunda yapılacak yatırımların sermayesini hazırlamak amacıyla hangi banka kuruldu? Sümerbank 1933. Birinci beş yıllık sanayi planı hangi yıl hazırlandı? 1933. Birinci beş yıllık sanayi planı hangi yıllar aralığında uygulandı? 34, 38. Say bakayım kaç var? Kaç yıllıkmış beş yıllık sanayi planı? Kaç yıllıkmış? 4 deme sakın. 5 yıllık. 34, 35, 36, 37, 38. 5 yıl yapıyor. Arkadaşlar bu süreçte bir sürü fabrika kurduk. Ezberleyemezsiniz ama olmayanı bilebilirsiniz. Uşak şeker fabrikası ve Alpullu Şeker Fabrikası 1926 yani birinci beş yıllık sanayi planı doğrultusunda değil daha öncesinde kurulmuş bu dönemde kurulmamış lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar videom bu kadardı beğenmeyi abone olmayı bildirim zili açmayı yorum yapmayı güzel bir şekilde desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin kendinize iyi bakın diğer videomuzda görüşmek üzere.